Geçen haftalarda Sayın Demirtaş'a bir ziyaret gerçekleştirdik ve Sayın Demirtaş uzun bir aradan sonra ilk kez, yani 4 Kasım operasyonundan sonra ilk kez ben en azından görüşebildim. Orada biz hem Türkiye'yi değerlendirdik, hem önümüzdeki 31 Mart seçimlerini değerlendirdik, hem de kendisine yönelik bir takım özellikle biliyorsunuz 6 milyon insanın oy verdiği bir partinin eş genel başkanı. Sadece böyle de değil, Avrupa'da, Orta Doğu'da birçok insanın görüşlerini önemsediği bir partinin önceki eş genel başkanıydı. Bazı mektuplarının geç verildiği, yani ona ulaştırılan bazı postaların geç verildiği, bazılarının habersiz bir şekilde imha edildiği, bazılarının kendisine iletilmediğine dair bir ve kendisinin de bu konuda başvuruları olmasına rağmen bir cevap iletilmediği noktasında bize bir bilgi paylaşıldı ve biz de bu bilgi üzerine bunu soru önergesi yaptık. Bu insanların iletişim hakkının asla engellenmesinin doğru olmadığını, eğer bunu siyaseten yapıyorlarsa bu siyasetin de doğru olmadığını ifade etmek açısından ilgilileri uyarmak ve gerekli önlemleri almak noktasında bir soru önergesi verdik. Çünkü bu doğru değil, bu hukuki değil, bu hukukla, adaletle de bağdaşmıyor. Sayın Demirtaş tabii ki haklı olarak birçok farklı kesimden postalar alıyor, mektuplar alıyor. Dolayısıyla bunların zamanında ulaştırılması ve bunların zamanında cevaplarının da kendisine gönderenlere iletilmesi noktasında devletin bir engelleyici gücünün olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Eğer bu devletin hani yukarıdan verilen bir direktif midir? Yoksa Türkiye'de de son dönemlerde herkes kendisini mevcut koşulların etkisinde kalarak kendisini bir yerde bir sorumlu hissediyor ve o yukarıdaki siyasetle uyumlu bir davranış göstererek kendisini göstermek ve bunun üzerinde nemalanmak istiyor. Bu kişilere bağlı bir durum mudur yoksa yukarıdan verilen bir talimat mıdır? Biz bunu açık bir soru olarak kendilerine ilettik. Bu eğer bir yukarıdan talimatsa bu hukuksuz bir talimattır. Yok eğer birileri kendisine görev biçiyorsa bu da hukuku, anayasayı, yasaları tanımamaktır. Ve bunlarla ilgili bir soruşturma açılması zorunludur. Her halükarda açılması zorunludur. Biz böyle bir talepte bulunduk. Bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz dedik. Çünkü gerçekten eğer keyfilik varsa, keyfiyet varsa bu keyfiyetin önüne geçmek devletin sorumluluğundadır. Peki mektuplar postanede mi kayboluyor yoksa cezaevi idaresi? Bize iletilen nokta cezaevinde çok ciddi bir sorun olmadığı, asıl postane dağıtım noktasında bir sorun olduğuna dair bilgi geldi. Yani cezaevi yönetimiyleden ziyade daha çok ulaşım işini yapan, yani bu mektupların işte kargonun vesaire iletilmesini sağlayan Selimiye PTT Müdürlüğü'nün bu konuda rolü olduğunu, bu konuda bir tutumu olduğunu öğrenmiş durumdayız.